Selamlar herkese. Bugün üst koridorda Rengar oynuyor olacağız. Karşımda Hecarim var. Oldukça güçlü bir şampiyon Rengar'ın karşısında. Yine de olabildiğince göstermeye çalışacağım. Açıkçası ben Rengar oynamayı pek sevmiyorum. Bunun nedeni yüksek Elo'da tamam hala çok rahat bir şekilde taşıyabilecek bir şampiyon eğer iyi oynanırsa ama karşı takım eğer bir takım olarak oynamayı biliyorsa Rengar faktörünün farkındaysa yapabileceğiniz pek fazla şey olmuyor. Siz karşı taşıyıcıların üstüne atlayamadan zaten takım bir araya geliyor. Siz atladığınız anda kitle kontrole tabi tutulup hemen ölüyorsunuz. Ben olabildiğince Ryan Cho'nun Rengar oynayışını göstermeye çalışacağım. Yani tek atan Rengar. Hem koridoru kazanmak üzere hem genel anlamda oyunda taşıyıcılar tek atmak üzere olan Rengar oynanış tarzı. Ama dürüst olmak gerekirse ben tank Rengar metasının oynandığı zamanı çok daha fazla seviyordum. Tank Rengar'da W fulleniyordu. Eşyalar tank kasılıyordu. Hem ölmüyordunuz hem de daha az da olsa yine de oldukça iyi bir hasar veriyordunuz. Bu arada Türkiye'de de genel olarak yurt dışında da bir sürü Rengar montajı görmüşsünüzdür böyle. Saniyesinde tek atan Rengar. Bunu bu combo bir insan tarafından da yapılabilecek bir combo. Çok zor değil. Ama pratik gerektiren bir combo. Ama şunu da bilmelisiniz ki bir sürü Rengar oyuncusu script kullanıyor. Script ne demek? Sizin yapacağınız işi bilgisayara yaptırmak. Bir yazılım sayesinde bu işi bilgisayarın yapması. Bilgisayar yapınca ne oluyor? Hatasız yapıyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde yapmış oluyor. Yani siz mesela o komboyu tuşlara basarak 1,5 saniyede yapacaksanız bilgisayar yarım saniyede yapıyor. Bu sayede çok daha etkili olmuş oluyor. Bu arada oyun neden başlamadı hala? Sizi bu ekranda çok bekletmek istemiyorum açıkçası. Herkes %100 olunca videoyu başlatıyorum normalde. Herkesin %100 olmasına rağmen oyun hala başlamadı. O yüzden böyle bekliyoruz. Sonunda başladı. Şimdi Ryan Cho'nun Rengar'ı oynama şekli şöyle. Kendisi 3 ya da 4 Doran alıyor. En az 3 Doran alıyor. Bunun nedeni Rengar'ın oyun başında oldukça güçsüz olması. Doranları alarak hepsini bir araya getirerek bu güçsüzlüğümüzü kapatmış oluyoruz oyun başındaki. Sonra da asıl çıkması gereken eşyalara yöneliyor. Bu eşyalar da Hydra, Yomu ve son olarak da son fısıltı. Bunun sırası daha farklı tabii ki. Yanılmıyorsam ilk eşya olarak yani 3 Doran'dan sonra ilk eşya olarak Time'ı alıyor. Ondan sonra son fısıltı alıyor. Sonra Yomu alıyor diyebiliyorum. Hydra'yı tamamlamıyor son eşya olana kadar. Hydra'yı tamamlamaması aslında çok mantıklı. Neden? Çünkü Hydra'yı tamamladığınızda can çalma kazanıyorsunuz. Onun dışında çok da fazla bir getirisi yok. Can çalmaya ihtiyacınız yok zaten bu tarz Rengar oynadığınızda. Çünkü yapmak istediğiniz şey bir kişiyi tekleyip oradan olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaşmak. Yani genel pozisyon itibariyle böyle oluyor. Bakalım Hecarim buralarda mı? Kontrol etmeye gidiyorum. Muhtemelen kurtlarından başlıyordur. Ne de şurayı bir totemlesem güzel olurdu. Hecarim'e karşı oynarken büyük bir sıkıntı da onun kurtları ya da cadıları alıp karşınıza gelecek olması ikinci seviye çok rahat bir şekilde gelebiliyor. Q yeteneğimi fulleyeceğim. Tank metasında W yeteneği sonra E yeteneği ya da ilk E sonra W yeteneği fulleniyordu. Tank olmayan metadaysa Q yeteneği fulleniyor. Üst koridor Rengar'ı çok beğenmiyorum açıkçası. Evet koridorda çok güçlü. Burst'ü var. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Bir, kolyesini hızlı bir şekilde tamamlayamıyor. İki, koridoru kaybederseniz genellikle oyunda çok rahat bir şekilde kaybediyorsunuz etkili olamadığınız için. Olabildiğince Q yeteneğimi kullanıyorum yük biriktirmek için. Bu arada dediğim gibi Hecarim kurt ya da cadı kesiyor şu anda.
koridoru fazla ittirmemeniz gerekiyor. Bunun nedeni de eğer çok ittirirseniz rakibin kulesine yanaşacak olması. Bu arada Rengar oldukça az bir canla geldi. Bu da bizim için bedava kill demek. Hekarim hata yaptı o kadar canlı gelerek. Belki sıçra atmama bile gerek yoktu. Ama işi şansa bırakmak istemedim. Bu kadar kolay bir şekilde öne geçmek varken. Bakalım oyunun gidişatı nasıl olacak. Ya Rengar üst koridor oynamanın avantajı bu. Oyun başında hasarınız çok yüksek ve genelde tahmin edemiyorlar. Çimden atladığınız için de buna karşı koyamıyorlar. Böyle. Plat 3'tü sanırım karşımdaki Hekarim. Ve hala hatasından ders alamadı. Işınlığını da boşa atmış oldu. Şu an koridoru inanılmaz bir şekilde kazanıyorum. Her Rengar oynadığınızda böyle olacağını düşünmeyin ama genellikle karşınızdaki kişiler hasarını hesaplayamıyor Rengar'ın. 5 yük biriktirdiğinizde hasarınız inanılmaz oluyor. Q'yu 2 kez kullanırsınız. Yani 4 yükünüz olduğunda yeterli. Q'nun bekleme süresini bekleyeceksiniz. Rakip yakınlaştığı anda atlayıp 2 kez Q atacaksınız üzerine ve hasarınız zaten inanılmaz oluyor. Şöyle yapalım aslında. Tamam, Ryan Cho abimiz 3 Doran tavsiye ediyor ama kazma alabilecekken almamak da biraz kazmalık olur. Hi. Bakalım Hekayem ne durumda? Oldukça geride şu anda. Dediğim gibi Rengar'ın en büyük avantajı bu koridorda. Hasarının tahmin edilememesi ve rakibin kolay kolay kaçamaması. Çimenler oldukça fazla olduğu için üst koridorda. Minyonları burada donduracağım. Bunu yapma nedenim Hikarim'in olabildiğince minyon kaçırmasını sağlamak. Eğer minyon almak istiyorsa buraya yaklaşması gerekecek. Yaklaştığında da ben üzerine atlayabileceğim. Evet, geldi Karim. Mecbur kuleye doğru yönelmem gerekiyor. Yoksa minyonlar bana aşırı fazla hasar vuracak. Yapabileceğim bir şey yok maalesef. O da akıllılık etti, minyonları uzaklaştırdı çimden. Tuttu mu? Evet, tuttu. Zıplama anında E yeteneğinizi atabiliyorsunuz. Bunu olabildiğince kullanmaya çalışın. Yoksa E yeteneğinizi atmakla çok zaman kaybederseniz, tam olarak havadayken E yeteneğine basarsanız normal E atmak gibi işlevini yerine getirecektir. Rakibin etrafta bulunmadığı zamanlarda W yeteneğinizi 5 yük iken kullanabilirsiniz. Ya rakip etrafınızdayken de kullanabilirsiniz ama hani rakibiniz etrafınızda değilken dememin nedeni şu. Rakibiniz etrafınızdayken Q'yu kullanırsınız daha fazla hasar vermek için. Etrafınızda değilken de W'yu can doldurmak için kullanabilirsiniz. Aslında orta koridora yardıma gitmem güzel olur. Ama uğraşmak istemedim. Kaçırdım. Ha, sıkıntı yok. Zaten Hekarim şu anda fazla altın verecek durumda değil. Ne yapıyor bu Hekarim? Ben hala anlayamadım. Bekliyormuş. Orada hata yaptım. Direkt ultimi açıp kaçabilirdim. Ya zaten Udyr'in bana geleceği çok belliydi ama neyse, sıkıntı yok. Günün ilk maçını atıyorum da biraz dikkatsiz olabiliyorum günün ilk maçlarında. Bugün PB'yi indirdim. Aslında PB hesabım vardı iki tane ama Riot Games PB politikasını değiştirmiş. Artık
bir hesap açtığınızda sonsuza kadar o hesap PvE'de açık olmuyormuş. Ben bunu yeni öğrenmiş oldum. Bakalım, tekrar başvurdum. Umarım kabul edilir. PvE hesabını niçin istiyorum? Mesela Eko'yu özellikle olabildiğince erken bir şekilde denemek istiyorum. Bu PvE hesabını açsanız bile genellikle bu şampiyonları deneyebilmek için oldukça uzun süre sarf etmeniz gerekiyor. Çünkü herkes bunları denemek için giriyor. Yani bir oyuna girdiğinizde 5 kişi bu şampiyonu almaya çalıştığında kimin interneti daha iyiyse, kimin bilgisayarı daha iyiyse o alıyor. Genellikle bu konuda şanslı olmuyorum pek. Şimdi biraz diğer koridorlara yardım etmeye başlayalım. Q yeteneğinizi totemlere karşı kullanabiliyorsunuz ama kulelerde kullanamıyorsunuz. Eskiden kulelerde de kullanabiliyordunuz. O zamanlar çok OP'ydi. Artık maalesef böyle bir seçenek yok. Buraya geldiğimi söylüyorum. Gördünüz değil mi? E yeteneğimi havadayken attım. Yani ben onun üzerine indiğim anda o zaten yere sabitlenmişti. Eğer olabildiğince yüksek bir hasar vermek istiyorsanız adama atlamadan önce Q yeteneğinizi açıp havadayken E ve W yeteneklerinizi basıp sonra adam yaklaştığında diğer yeteneklerinizi basmanız gerekiyor. Ama adamı yere sabitlemek ve takım arkadaşlarınızın alabilmesini sağlamak istiyorsanız da E yeteneğini havadayken basıp yapmanız gerekiyor. Q yeteneğimi kullandıktan hemen sonra timeout'u kullanıyorum. Bunu hızlı kullanabilmek için eğer mouse'unuzda ekstra tuş varsa oraya atayın. Gerçekten hızlı yapmanız gerekiyor çünkü komboyu. Olabildiğince hızlı bir şekilde hasar verebilmek için. Şimdi koridorda yapabileceğim bir şey kalmadı. O yüzden base'e dönüyorum. Kuleyi almak için zorlamıyorum. Olabildiğince minyon kaybetsin bu şekilde. Şimdi son fısıltı çıkmaya yöneleceğim. Şu koltuk sesleri size geliyor mu bilmiyorum ama rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın. Hala bir çözüm bulamadım ona. Şu an Hecarim'den oldukça üstün durumdayım ama Hecarim gerçekten güçlü bir şampiyon. Hani oyun başında kasamasa bile oyun sonuna çok iyi bir şekilde giren bir şampiyon. O yüzden olabildiğince dikkatli olmam gerekiyor. Rengar'ı üst koridorda oynuyorsanız ultiniz açıldığı gibi direkt başka koridorlara gitmeniz avantajınız olacaktır. Çünkü bir süre sonra koridorunuzda karşınızdaki adam para vermemeye başlıyor zaten. Bakalım Udyr'ı gafil avlayabilecek miyiz? Kırmızısına yöneldiğini varsayıyorum. Çünkü kendi ormanına girmişti. Burada değil. Orta koridora gitmiş. Burada bedava kill var. Belki sıçraya atmasam geç kalırım diye düşündüğüm için sıçraya attım. Gerek olmaya da bilirdi. Geliyorum. Güzel çaldım. Hop, burada da bir free kill var sanki. Hecarim ikiledi mi? Minyonlar gelse de yapabilsem keşke ama bir şey yapamayacağım sanki. Ben de mi öldüm yoksa? Yok, ben ölmemişimdir ya. Ben de öldüm. Çok komik ya. Vallahi hiç zorlamayacaktık. Kule altında bir trash cidden çok tehlikeli olabiliyor. Tamamen aptallık ya orada yaptığımız.
Şu an o diğer ejderi kesiyor tek başına. Üst koridora gideceğim. Hecarim sanırım ışınlan ile geldi az önce. Emin değilim. Ya Katarina'sınız diye tek atacaksınız diye bir kaide yok. Adam büyü direnci rünleriyle girmiş olabilir. Öyle girmemiş olsa bile hani oyun başında tek atacak hasara sahip olmuyorsunuz zaten herhangi bir şampiyonla. Size anlatmak için oyun videosu çekerken genellikle böyle saçma sapan hatalar yapıyorum aşağıda trash'e yaptığım gibi. Ama bunları göstermekten çekinmiyorum. Sonuç olarak bu da benim oyunculuğumun bir parçası diye düşünüyorum. Tabii ki turnuva maçlarında falan çok daha ciddi bir şekilde hatasız oynamaya çalıştığımı görenleriniz de vardır aranızda. Bilmiyorum, hatasız oynamak zor bir şey bence. Hecarim şu an benimle savaşabilecek durumda değil. Bu arada az önce can iksirlerini basmamışım. Ben de neden öldüm diyorum. Basmış olsaydım ölmezmişim. Sadece korkutmak için yanına gittim ve harcadı. Ya E yeteneği. Eğer kule altı girmeyi düşünüyorsanız adamı vurmadan önce bir yanında dolaşın. Panik yapıp yeteneklerini harcarsa bir sonraki dalgada kule altı girmenizi kolaylaştırabilirsiniz. Artık kuleyi alayım en iyisi. Çünkü oyun iyice koridor safhasından çıktı. Benim de bol bol gezmem gerekecek. Özellikle Hecarim'in ışınlanan olduğunu düşünürsek. Hecarim ışınlanan ile gitmiş. O zaman benim kuleyi ittirmem gerekiyor burada. Tabii bana da geliyor sanırım. O zaman sürpriz yapalım Hecarim'e. Buradan geçecektir diye düşünüyorum. Geçmiyor mu? Zaman kırmızı alalım. Hecarim üst koridor tutmaya direkt gelir diye düşündüm çünkü canı fulldü. Ama o base'e gidip gelmeyi tercih etmiş. Şimdi hırpalayan alacağım. Ejder duruyor. Sıkıntı yok bence. Ha, şöyle bir sıkıntı var. 12'ye 11 skor ama 9'u bende skorun. Zaten çoğunu Hecarim'den aldım yani. Hecarim 6 kez ölmüş. Yine de 4 skor var dediğim gibi. Çünkü Hecarim oldukça güçlü bir şampiyon. Baskına gidebilirim. Alt koridora gidebilirim ya da orta koridora gidebilirim yine. Bu arada ikinci olarak E yeteneğimi fulluyorum. Çünkü zaten W'yu fazla kullanmıyorum. Ne? Yanlış zamanladım. Güzel kestim. Şu an Veigar falan filan buralarda olabilir. Işınlanan atan kim? Base atmaya çalışsam ölmez miydim? Orada panik yaptım. Işınlanı... Çünkü Hecarim'i beklemiyordum. Hecarim ışınlanı atar diyordum. Veigar'da da ışınlan varmış meğer. Neyse artık. Sağlık olsun. Ejder kaptırmazsak sıkıntı değil. Hecarim E yeteneği sayesinde oldukça hızlı bir şekilde gelebiliyor. Hop, öldü.
Senin ultisi var aslında. 26'ını bekleyeceğim Ezzi. Ben en iyisi fightlerde Veigar'ı tekleyeyim. Kasamamış ama yine de oldukça güçlü Veigar. Özellikle karşı oyuncunun AP'sine göre hasar vurduğu için Katarina'yı her türlü tekleyebilecek durumda. Yük biriktirmeden ultimi açıp adamlara girmek istemiyorum çünkü yük biriktirmeden herhangi bir işe yaramıyorsunuz. Yine adamların ortasına. Kalista çok gıcık ya. Boşuna at açtım sanırım ultiyi. Öldüm mü? Ölüyordum. O da tutmadı. Neyse ölmedim. Bilmiyorum, biraz saçma oynuyorum şu anda. Neyse güzel. Bizimki Katarina aldı oradan Kalista'yı. Bakarım buradan bayağı bir minyon kesecek. 76 milyonu var. Bayağı bir minyon farkı açmışım. Ama 6 skoru var işte. Dışarıdan toplaya toplaya bayağı bir minyon biriktirmiş. Artık o ejderi yapmamız gerekiyor. Veigar'ın ışınlanıyor. Yok. Hecarim'in olabilir. Ciddi anlamda dikkat edemedim. Neyse Hecarim zaten yürüyerek yetişecek oraya. Ultime 31 saniye vardı. 29-28. Tamam. Zaten savaşı onlar başlatacak muhtemelen ejder için. Onlar başlattığında bir şey yapamayacağım ultimle. Splayebilecek miyim? Heh. Kaçma. Güzel. Hop öldüm mü? Bayağı şanslıyım. Eğer APM olmuş olsaydı ölmüştüm. Hecarim kaçabilmiş oradan. Ne sıkıntı yok. Hem ejderi aldık hem de üstüne 3 skor almış olduk. Bot seçimi. Bot seçimi ne alınabilir? Bence Merkür'ün adımları en ideal seçenek çünkü kitle kontrol ile bitiyorsunuz yani. Ama ben biraz açgözlülük yapacağım ve gezgin çizmeleri alacağım. Bunu yapma nedenim birini gördüğümde gidip teklemek istiyorum olabildiğince hızlı bir şekilde. Okay, neye kızdı anlayamadım. Hecarim'i tekleyebilir miyiz? Deneyelim mi? Komboyu da tekrar göstermiş olurum. E kullanmadan olan komboyu göstermek istiyorum. Gerçi Hecarim pek tek atılabilecek bir hedef değil. O yüzden Veigar'a gideceğim. Veigar çok geriye gitmiş. Udyr'e deneyelim. Evet, tekleyebildik. O Windy Side falan videolarındaki kadar hızlı bir şekilde olmasa da yine tekledik mi tekledik. Önemli olan o. Bu eşyaları aldıktan sonra zaten tekleyebiliyorsunuz her hedefi. Bir an mouse kaydı. Eğer hayatımdan bir şey çıkarabilecek olsaydım lan kelimesini çıkardım sanırım. Ya çok sık kullandığım bir şey değil ama arada ister istemez kullanıyorum. Ege'cim mesaj attı. Ege ile de yakında video çekmek istiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır ama teknik aksaklıklar yüzünden bir türlü video çekemiyoruz birlikte. Dört kişiler. Alırız aslında burada onları. Ah çok kötü yaptım. Bütün yeteneklerimi kaçırdım. Yardım. Bizim takım neden hiçbir şekilde reaksiyon vermedi orada?
Hadi tamam, ben kötü oynadım, kombomu kaçırdım falan ama Maokai PC kasıyor demiş, o yüzden girmemiş. Neyse artık. Hydra'yı da bitirdim son olarak. Şimdi biraz eğlencesine insanları teklemeye başlayalım. Dakika 23'te zaten full build oldum gibi bir şey. Keşke Maokai'nin PC kasıyor yazısını okuduktan sonra karar verseydim girip girmemeye. Aşağıda yoğunlaşıyorlar. Udyr oralarda. Şuraya ben geliyorum diyeyim. Altın için değil ama yük lazım. O yüzden. Burada bekleme nedeni yük biriktirmek. O yüzden kullanmadım diğer yeteneklerimi. Yani hızlı bir şekilde öldürmedim. Bakalım. Etrafta kimler var? Açalım multi. Mid'de yoğunlaşmışlar. Kaçarım buradan. Güzel. Katarina topladı. Rahat bir 3 kişi çıkarma oldu burada. Udyr tank gitmemiş. O yüzden bu kadar fazla hasar veriyorum ona karşı. Alt koridorda güzel minyon var. Oraya gidiyorum. Şöyle bir totemleyelim. Aslında Lucian alsın. Ya şu an ekstra altına ihtiyacım olmadığı için boşuna başkasının minyonlarına sulanmış olmayayım. Şimdi ne alabiliriz? Bunu alabilirim. Bilmiyorum ya, Hecarim'e bir ara en çok tercih edilen eşya. Gerçi tam olarak meta'ya girmedi ama böyle Rengar oyuncularının kullanmaya başladığı bir meta vardı. Birbirlerini takip ettikleri için Rengar oyuncuları genellikle. Neydi adı? İlahlar Kılıcı mı? Kaldırıldı mı yoksa? Bilmiyorum, bir eşya vardı. 3 vuruşluğuna %100 kritik ihtimali ve atak hızı veriyordu sanırım. Tabii aktif olan bir eşya. Kötü oynadım. Yavaş yaptım kombomu. Hızlı yapmış olsaydım, yani havada yeteneklerimi kullanmış olsaydım ölmezdi bizim Maokai. Ya şöyle kombonuzu adama yürürken Q yeteneğinize basıyorsunuz. O yüklerinizi tüketiyor. O arada da tam olarak havadayken E yeteneği, W yeteneği ve Hydra'ya basıyorsunuz. Ve hepsi yere indiğiniz anda veriyor hasarını. Bakalım yakınlaşacak mı? Kalista. Kırmızıya gitmiştir. Udyr geliyor. Bu arada ben hala görünüyorum. Sadece Udyr de gelmiyor. Hepsi geliyor. Neyse, ejderi aldık. Kırmızıyı alsaydım iyiydi ama. Sıkıntı yok diyelim. Şu anda bir arada durmaya başladılar. Bana ekmek çıkmaz muhtemelen oradan. O yüzden ayrı kittirme yapmaya gidiyorum. Rengar ile yapabileceğiniz bir diğer şey de ayrı kittirme. Neden? Rakipler size doğru yaklaşırsa hemen ultinizi basıp oradan uzaklaşmaya çalışabiliyorsunuz. Rakipler gelmezse hızlı bir şekilde ittiriyorsunuz. Eskiden Q'nuzu kulelere atabildiğiniz için aşırı OP'ydi. Şu anda o kadar OP olmasa da Q'yu başka hedeflere vurarak atak hızı kazanabiliyorsunuz.
Yürümeye devam eder dedim de etmedi. Güzel vurdu. Dört kişi buradalar. Ben ayrı kittirme yapacaktım güya. Herkes buraya toplandı. Ben üst koridora gidiyorum bu sefer de. Aha. Ekmek. Ekmek. Böyle. Havadayken kullanmaktan kastım bu. Çünkü havadayken kullandığınız her şey yere indiğiniz anda hasarını veriyor ve işlevini yerine getiriyor. O yüzden hidra falan filan hepsini havadayken kullanıyorsunuz. O böyle 0,5 milisaniye, pardon milisaniye diyorum, 0,5 saniye falan olan bir zaman dilimi var ya, o anda kullanmanız gerekiyor işte. Mesela Q yeteneğinizi kuleye kullandığınızda sürekli olarak o animasyonu gerçekleştiriyor ve bir süre sonra yok oluyor yetenek. Yani işe yaramıyor. Ama minyonları atarak saldırı hızı kazanabilirsiniz. Bildiğim üzere Q yeteneği saldırı hızı veriyor çünkü. Evet, 5 saniyeliğine %95 saldırı hızı veriyormuş. Ve %10 saldırı gücü. Hop, yalnız burada tek başımayım. Ne? Çarp atıp gitti. Sıkıntı burası. Aslında Kalista'yı da öldürürmüşüm. Biraz korkaklık ettim. Şurada pembe var. Pembe. E yeteneğimi her zaman havada kullanıyorum. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yere indiğinizde E yeteneği atmaya çalışırsanız çok zaman kaybedersiniz. Karim sadece Randuin'i var tanklığa dair. Onu da tekleyebilirim şu anda. Aldık. Ben teklemedim ama Katarina'nın da geldiğini biliyordum. Bir şekilde kestik ikimiz. Baron'u neden almaktan vazgeçti bizimkiler? Çarp yok diye sanırım. Vizyonunu. Normalde zıplayabildiğinizden çok azıcık bir mesafe daha üstüne zıplayabiliyorsunuz. Tam o çimden çıkış animasyonuyla birlikte. De 4000 altınım var. Base'e gideyim artık. Keşke surrender vermek bilseler. Hasar için artık alabileceğim bir şey kalmadı. Mahvolmuş kralın kılıcı bir işe yaramıyor. Ne alsam ki? Hadi ebedi kılıç alayım. Ya da üçlü kuvvet mi alsaydım? Neyse ebedi kılıç aldım. Bir de şu hiddet karışımından alalım. Tam full AD Rengar. Kırmızıları var mı acaba? Oyunu bitirmek için Baron'a ihtiyacımız yok eğer ben aylık bir şekilde adam yakalayabilirsem, ama muhtemelen artık ayrı dolaşmayacaklardır. Lucian yeni mi aldı? Yani yeni almış sayılır. Ben alsaydım daha iyiydi.
Tamam, baron yapalım o zaman. Şu an zaten bize gelebilecek durumda olmadıkları için rahat bir şekilde başlayalım barona. Evet. Ejderha da çıktı aynı zamanda. Eğer ejderha ve baron aynı anda çıkarsa birinden birine gittiğinde karşı takım siz diğerini almak için harekete geçebilirsiniz. Genellikle 5. ejder değilse baron daha önemlidir. Bu arada Udyr yapıyormuş. Ekmek. Yok, alıyor onu. Ben Thresh'e tek... Aa. Tuştur attım. Sıçratacağını biliyordum çünkü. Ne olur ne olmaz dedim. Üst koridora gideyim. Gerçi inhibitör aç kalktı ama bitiremeyiz herhalde. Tek bir inhibitörle bitmez genelde maç. Yani birden çok inhibitöre ihtiyacınız var. En az iki tane inhibitör genellikle. Ya tek bir inhibitör açtığınızda oradan bitirmeye zorlamayın. Onun yerine onu avantaj olarak kullanın. Yani siz üst koridora gidin. Onları üst koridora gelmeye zorlayın. Eğer rakip de üst koridora gelirse alttan süper minyonlarınızı ittirir ve bu şekilde kazanabilirsiniz. Bu arada bana dönmüş, hiç farkında değilim. Tutmadı. Çalamadım. Öyle deme. Maç bitti artık herhalde. Umarım beğenmişsinizdir rengar oyunumu. Dediğim gibi oynamayı pek sevmiyorum. Bunun nedeni de karşınızda gerçekten oynamayı bilen kişiler varsa oynamasının kolay olmaması. Yine de eğlence için ya da ne bileyim alt liglerde oynamayı deneyebilirsiniz. Gayet güzel bir şampiyon taşımak için. Bir oyun sonu ekranını da gösterelim. Sefer. ...19-4-8 oynamışım. Doğal olarak en fazla parayı kasan kişi benim. Şampiyonlara verilen hasar tabii Katarina daha yüksek. Katarina'nın hasarıyla. Ya genel olarak AD şampiyonlar AP şampiyonlarla boy ölçüşemiyor hasar bakımından. Çünkü oyunda çok fazla zırh eşyası var. Ve AD hani belli bir yere kadar arttırabiliyorsunuz. AP için böyle bir şey yok. AP'yi 1000'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Hatta bazı şampiyonlarda daha da fazla. Ve büyü direncine dair fazla eşya yok oyunda. Zırha oranla. Neyse, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.